Efendim iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 28 Nisan Pazar, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Esra Toptaş. Ana habere başlıyoruz ama önce manşetler, önce başlıklar diyelim. Hemen başlıklarımıza bir göz atalım. Günün en önemli başlıklarına bakalım. Efendim gözler Erdoğan özel görüşmesinde diyeceğiz. Beklenen görüşme için gözler yeni haftada tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu hafta bir araya gelecek. Peki masada hangi başlıklar olacak? Birazdan birlikte bakacağız diyelim. Hemen ikinci başlığımıza geçelim. İkinci başlığımız Gazze tabii ki. Üniversitelerde Gazze isyanı devam ediyor tüm dünyada. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Gazze'ye destek gösterileri dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Amerikan Başkanı Biden katıldığı bir yemekte de protesto edildi. ABD üniversitelerinde yapılan öğrenci eylemlerine hocalar da destek vermeye başladı. Yine bu başlığında tüm detaylarına bakacağız az sonra. Hemen üçüncü başlığımıza geçelim. Efendim bugün İstanbul'da çok büyük bir kaza vardı. Kasırga geçmiş gibi oldu, yazmış editör arkadaşım da. Gerçekten de öyle oldu. İstanbul'da zincirleme kaza meydana geldi. Zincirlikuyu'da oldu ki İstanbul trafiğinin en önemli akslarından biri Zincirlikuyu malum. Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşıp karşı yöne geçti. Toplam 7 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralılar da vardı. 8 kişi yaralandı diyelim. Hadi başlayalım. Evet, ilk manşetimiz, ilk başlığımızla başlayalım ana habere. Beklenen görüşme için gözler yeni haftada, biraz önce de söylemiştim ana haberi açarken. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu hafta bir araya gelecek. Peki masada hangi başlıklar olacak acaba? Neler konuşulacak? Cevaplar haberimizde. Uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. Tarih ve adres henüz belli değil. Ancak gündem başlıkları net. Emekli aylıkları, belediyelere ait borçlar, öğretmen atamaları, AYM kararları ve dış politika. Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştireceği buluşmadı. İlk temas Ramazan Bayramı tebriğiyle telefonda kuruldu. 23 Nisan resepsiyonunda yüz yüze devam etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetiyle Erdoğan ve Özel mermerli salonda bir araya geldi, çay içti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Özel buluşma için yeni haftayı işaret etti. Hasan Bey ile bizim Özel kalemlerimizle gelecek haftaya bir tarih belirlenecek, haftaya görüşeceğiz. Peki Özel hangi başlıkları gündeme getirecek? Edinilen bilgiye göre Özel, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesini önerecek. Ekonomideki son gelişmeler, öğretmen atamaları, yeni anayasa çalışmaları ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarıyla ilgili görüşlerini iletecek. Özel, vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtecek. Belediyelerin borç ve alacaklarını masaya getirecek. Gazze konusunun da gündeme gelmesi beklenirken, Özel, Filistin için 140 lidere mektup yazdığını belirterek çok yakında Filistin'e Ramallah'a gideceğini iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi, partisinin yetkili organlarıyla görüşen Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP'nin önceki genel başkanlarından Altan Öymen ve Hikmet Çetin'le de bir araya gelip görüş ve önerilerini almıştı. Özel'in Selefi Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşmesi bekleniyor. Ve şimdi de meclis gündemine bir bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni haftada yoğun bir gündem bekleyecek efendim. Genel kurulda enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmeleri devam edecek bir taraftan. Diğer taraftan siyasi parti liderleri grup toplantıları düzenleyecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da anayasa turuna çıkması bekleniyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Liderler grup kürsülerinden partililere seslenecek. Kurtulmuş, anayasa çalışmaları için görüşmelere başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun bir mesai gerçekleştirecek. 30 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak genel kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teklife göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.
Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30'u oranında desteklenecek. Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayatı etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak. Komisyonlarda da çalışmalar devam edecek. Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek. İliç Maden Kazası'nı Araştırma Komisyonu da toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Mecliste yeni anayasa için mesai de başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasa turu kapsamında grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Ana ilkelerle ilgili önerilerini de açıkladı. İlk üç maddesinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı Uçum. 50+1 kuralının da devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Uçum, elektronik katılım, halkın milletvekillerini geri çağırma ve yasa teklif hakkı gibi önerilerde de bulundu. 50+1 vurgusu yaptı. İlk üç madde vazgeçilmezdir dedi. Yeni bir anayasa hedeflense de sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor. Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmi dilin Türkçe, bayrağın al yıldızlı al bayrak, milli marşın istiklal marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa milletimizin vazgeçilmezidir. Yeni anayasada başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, %50+1 kuralının devam ettirilmesi, halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi. Ana ilkelerle ilgili önerilerini sıraladı. Kapsayıcı Türk milleti ve Türk vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu kuşatıcı bir anayasa, hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu özgürlükçü bir anayasa, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet edecek hukuksal tedbirleri içeren koruyucu bir anayasa, adil bir asgari ücret, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkı, adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş gibi birçok sosyal adalet yaklaşımına ve yeni sosyal politikalara imkan veren sosyal bir anayasa, elektronik katılım hakkı, halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, halkın yasa teklifi hakkı, halkın itiraz edici referandum hakkı, anayasa mahkemesine başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecraların çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla gelişkin demokrasiye imkan veren bir anayasa. Milli anayasa kavramının da altını çizen Uçum, beka tehdidi oluşturacak ya da beka tehditlerine zemin ve güç kazandıracak bir hukuk uygulaması egemen bir devlet açısından meşru değildir ve asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Yeni anayasanın Türkiye'nin nesnel ihtiyacı olduğunu belirten Uçum, tartışmalar ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar devam edecek dedi. Ve İYİ Parti diyeceğiz şimdi de. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay'la yeni genel başkanını seçti. Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi aynı zamanda. Kurultay'da Hakan Şeref Olgun, Ayyüce Türkeş Taş, Kürşat Zorlu, Ünzile Yüksel ve Selcan Taşçı Hemşioğlu listeye girdi. Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz da bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özdağlı'nın da yer alması bu arada dikkatleri çekti. Merkez Disiplin Kurulu'nda ise Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Can Yurt, Emin Özyurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı'dan oluştu.
Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile İstanbul'da bir araya geldi. Gündem Kalkınma Yolu projesiydi elbette. Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri projenin finansmanı, yük temini ve işletilmesi konusunda büyük katkı sağlayacak dedi. Kalkınma Yolu için dörtlü bakanlar zirvesi yapılacağını da açıkladı. Kalkınma Yolu projesi için temas trafiği sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı El Suveydi ile İstanbul'da bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri projenin finansmanı, yük temini ve işletilmesi konusunda büyük katkı sağlayacak dedi. Kalkınma yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Birleşik Arap Emirlikleri de kalkınma yolu projesini çok önemsiyor. Bu proje Avrupa ve Asya pazarlarıyla bağlantıyı sağlayacak en ekonomik, en güvenli ve en verimli yol. Birleşik Arap Emirlikleri hem bu projenin finansmanı, hem yük temini, hem de işletilmesi konusunda büyük katkılar sağlayacak. Önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Katar'lı mevkidaşlarım ile dörtlü bakanlar zirvesi yapacağız. Kalkınma yolu projesinde güç birliğimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Irak'ta kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak'la birlikte dörtlü mutabakat imzalanmıştı. Bakan Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Kazan kazan anlayışı çerçevesinde iş olanaklarını da konuştuklarını söyledi. İki ülke arasında ekonomik ve ticari anlamda atılacak adımları, karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve potansiyel işbirliklerini etraflıca ele aldık dedi. Ve Mehmet Şimşek'ten bir açıklama var efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediğine yönelik iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi bu iddialara. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından, "Şişe Cam'dan Cumhuriyet tarihinin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntılayan Mehmet Şimşek, ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt ifadesini kullandı. Artan güven ve öngörülebilirlik nedeniyle Türkiye'ye uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli, geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlandığını belirtti Şimşek. Portföy giriş ve çıkışlarına dair rakamlar da paylaştı bu arada. Şimşek 2023 yılı ilk 5 ayında net portföy çıkışının 2,9 milyar dolar olduğunu, Haziran 2023, Şubat 2024 döneminde ise 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini söyledi. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda %96'dan %149'a, reel sektörde ise %73'den %118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar Eurobond ihraç etti. Efendim, İslam İşbirliği ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda 4 Mayıs'ta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınacak kararlar görüşüldü. Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı. Ayrıca İsrail'e ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları da değerlendirildi. Toplantıya katılan Bakan Fidan da Gazze Temas Grubu'nda yer alan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Riyad'da bugün ve yarın temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Ve şimdi de kameralarımızı İsrail'e çevireceğiz. Tel Aviv sokaklarını efendim. Tel Aviv'de sokaklara çıkan on binlerce İsrailli bu hafta da hükümeti protesto etti. Kalabalık hükümetin istifa etmesini ve rehinelerin geri getirilmesini isterken gözler Hamas'ın esir takası ve ateşkes anlaşmasına vereceği cevaba çevrildi tabii. İsrail'de binlerce kişi sokaklara çıktı. Hükümeti protesto ederek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar bu hafta da geniş katılımla devam etti. Gösterilerin adresi başkent Tel Aviv'de polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu.
Göstericiler ellerinde Netanyahu'yu suçlayan ifadeler içeren pankart ve dövizler taşıdı. Netanyahu ve hükümetini eleştirdi. Seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyorum. Tüm rehineleri geri istiyorum. Ama hükümet bu savaşın mümkün olduğunca uzun sürmesini ve koltuklarını korumayı istiyor. İsrail polisi kentin ana arteri Ayalon otoyoluna çıkışlarda demir bariyerler kurarak konuşlandı. Ayalon otoyoluna ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail makamlarına göre Gazze şeridinde bazıları hayatta, bazıları ölü, 130'dan fazla İsrail esir bulunuyor. Ve Gazze protestoları diyeceğiz. Şimdi de Gazze'ye destek gösterileri dünyanın dört bir yanında devam ediyor. Ana haberin girişinde de söylemiştim. Bugünkü önemli başlıklarımızdan biri olacak demiştim. ABD'de her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği de protesto edildi. O sırada yemekte olan ABD Başkanı için soykırımcı Joe sloganları atıldı. Üniversitelerdeki gösterileri engellemelerine rağmen sona ermedi. Refah'tan ABD'li öğrencilere ise teşekkür mesajı geldi. ...103 yıllık etkinliğe Gazze damga vurdu. Filistin destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini protesto etti. 1921'den bu yana düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine ABD Başkanı Biden de katıldı. Yemeğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nin önünde savaş karşıtı sivil toplum örgütü Code Pink'in düzenlediği protesto gösterileri vardı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler soykırımcı Joe sloganları attı. Otelin camına dev Filistin bayrağı asıldı. Protestocular Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri almak için hareketsiz yattı. ABD'de çok sayıda üniversitede de Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Şimdiye kadar gösterilerde 500 kişi gözaltına alındı. Protestolar üniversitelerde yayılmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde de Filistin'e destek için kamp kuruldu. Göstericiler, üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli ise yaşadıkları çadırın üzerine yazdığı yazılarla öğrencilere teşekkür etti. 43 yaşındaki Ebu Yusuf Ahmet, sprey boyayla İngilizce, Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı. Teşekkürler ABD üniversiteleri yazdı. Efendim, Hamas'ın İsrail'e sunduğu ateşkes önerisinin sonucu beklenirken Netanyahu hükümetinde kriz yaşandığı iddia edildi. Böyle bir iddia var. İsrail Devlet Televizyonu, Refah operasyonu olmaması durumunda aşırı sağcı hükümet ortaklarının koalisyonu bozacağını duyurdu. Gazze'de ateşkes çabaları sürerken İsrail'de koalisyon hükümetinden Netanyahu'ya tehdit gibi bir açıklama geldi. Aşırı sağcı koalisyon ortakları Refah operasyonunun yapılmaması halinde hükümetten çekileceklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sunduğu ve esir takasını da içeren ateşkes önerisi İsrail'de tartışmalara yol açtı. Hamas yönetimi İsrail'in ateşkes önerisine verdiği cevabı aldıklarını ve detaylı bir şekilde inceleyeceklerini açıkladı. Bölgede nefesler tutulurken İsrail'de hükümet krizi ortaya çıktı. Hidaye göre Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Refah'a karadan saldırı olmaması durumunda hükümeti düşürmekle tehdit etti. İsrail Devlet Televizyonu'ndaki yer alan habere göre iki bakan işgalden vazgeçilmesi durumunda İsrail'in güvenliğine karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olacaklarını öne sürdü. İsrail Devlet Televizyonu, koalisyon ortaklarının barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması nedeniyle böyle bir tutum içine girdiğini duyurdu. Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı ve her iki isimde kabinede bakanlık yapıyor. İki partinin koalisyondan çekilmesi durumunda Netanyahu hükümeti düşmüş olacak.
Evet, iddialar böyle çarpıcı. Bir taraftan İsrail'de hükümet krizi olduğu iddiaları var. Diğer taraftan da İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkarılabileceği tutuklama emri konusunda kendisini çok gergin hissediyor. Yine bu iddiaya göre de İsrail Başbakanı ABD Başkanı Biden'ı harekete geçmeye çağırıyor. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda çok gergin. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Maariv gazetesi haberi ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle korktuğunu ve gergin olduğunu yazdı. Maariv'in haberine göre Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin olası tutuklama kararına karşı ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Kendisini tutuklama emrine karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu 19 Nisan'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze şeridinde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrail üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerine çalıştığını duyurmuştu. Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği iddia edilmiş, İsrail basını 26 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Benim liderliğimde İsrail kendini savunma hakkını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek, buna boyun eğmeyeceğiz" demişti. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. Şimdi de İspanya'ya döneceğiz. Çünkü orada da bir siyasi kriz var. Çünkü Başbakan Sanchez'in eşi biliyorsunuz yolsuzlukla suçlanıyor. İspanya'da toplanan binlerce kişi de Başbakan Sanchez'den istifa etmemesini istedi. İspanyol liderin siyasi kariyeri hakkında açıklamasını ise yarın yapması bekleniyor. Başkent Madrid'de toplandılar. Başbakan'a istifa etmemesi için çağrı yaptılar. İspanyollar Pedro Sánchez'e destek için sokaklara çıktılar. Umarım devam eder. Çünkü İspanya onunla devam etmek zorunda. Devam etmemesi durumu beni korkutuyor. Olabileceklerden korkuyoruz. Sánchez, eşi Begoña Gómez'in yolsuzlukla suçlanmasının ardından hükümeti yönetmeye devam edip etmemeye karar vermek için kamu görevlerini askıya almış, eşi hakkındaki iddiaları reddederek görevde kalıp kalmayacağını pazartesi günü açıklayacağını söylemişti. Ülkenin dört bir yanından gelen Sosyalist Parti destekçisi binlerce kişi başkent Madrid'de toplandı. Görevini bırakabileceğini söyleyen Başbakan Sánchez'e istifa etmemesi için çağrıda bulundu. Devam etmek zorunda. İstifa etmeyeceğini düşünüyorum. İstifa ederse bizi yetim bırakacak. 52 yaşındaki Sánchez 2018'den bu yana başbakanlık görevini sürdürüyor. Kasım'da yeni bir sol koalisyon hükümeti kurdu ve 4 yıllık bir döneme daha başladı. Böylece Avrupa'nın en uzun süre görev yapan sosyalist liderlerinden biri oldu. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nde hortumlar birçok bölgede ciddi hasara neden oldu. Yüzlerce yapıyı yerle bir etti fırtınalar. Birçok kişi de yaralandı tabii. Çin'de ise fırtınada 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca da yaralı var. Çatılar savruldu, yüzlerce ev yerle bir oldu. Hortum ardında büyük bir yıkım bıraktı. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletleri son bir yılın en büyük hortumlarına tanıklık etti. Bölgeyi 24 saat içinde en az 80 hortum vurdu. Bazı evlerin çatıları uçtu, bazı evlerse enkaza döndü. Onlarca kişinin yaralandığı afet bölgesinde 10 bin haneye saatlerce elektrik verilmedi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Havadan çekilen görüntüler, afetin bölgeye verdiği zararı gözler önüne serdi. Arama kurtarma ekipleri, yıkılan evlerin enkazında kalanların olup olmadığını kontrol etmek için arama çalışmalarına başladı. Hortumların sona ermesiyle afetzedeler de evlerine dönmeyi denedi. Ancak onları büyük bir yıkım karşıladı.
Kasırganın 200 metre öteye inişini izledik. Sonra sığınak bulmaya gittik. Geri döndüğümüzde çitimiz gitmişti. Sonra etrafımıza baktık. Tüm mahalle yerli bir olmuştu. Meteoroloji uzmanları ABD için mevcut hava durumu şartlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylerken Çin'in güneyine de hortum vurdu. Can kayıplarına neden olan felakette onlarca kişi yaralandı. Hortum, hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çin Meteoroloji İdaresi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halkı uyardı. Efendim şimdi sırada Türkiye ile ilgili bir analiz, önemli bir değerlendirme var. ABD merkezli bir dergi Türkiye'nin denizlerdeki konumuyla ilgili bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de sınıf atlayacağını öngördü bu analiz. Türkiye'nin denizlerdeki bir sonraki süper güç olma yolunda ilerlediğini yazdı. ABD basını Türkiye'nin denizlerdeki konumunu mercek altına aldı. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de sınıf atlayacak yazdı. The National Interest dergisi Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki konumuyla ilgili geniş çaplı bir analiz yayınladı. Haberine, Türkiye bir sonraki uçak gemisi süper gücümü başlığını attı. Dergi analiz haberinde TCG Anadolu'ya geniş yer verdi. TCG Anadolu, kendi alanında dünyanın ilk İHA'ların iniş kalkış yapabilen savaş gemisidir ifadesini kullandı. ABD merkezli dergi, Türkiye'nin bir başka uçak gemisi daha geliştirdiğine dikkat çekti. İkinci gemiyle ilgili kaynaklardan edindiği bilgileri derleyerek, gemi iniş ve kalkış dahil 3 piste sahip olacak ve en az 50 uçak taşıyabilecek yazdı. Analizde tüm bunlar Türkiye'nin deniz gücünü değiştirebilecek. Böylece Türkiye Ege ve Akdeniz'de gücünü bir sonraki boyuta taşıyacak denildi. Ve Titanic diyeceğiz efendim. Titanic'te hayatını kaybeden ve dönemin şartlarında dünyanın en zenginleri arasında kabul edilen bir yolcunun altın saati açık artırmada tam 900 bin sterlini alıcı buldu. Satışın sonunda ürüne eklenecek vergiler de dahil edildiğinde alıcı toplam 1 milyon 175 bin sterlin ödeyecek. Titanik'teki en zengin yolcunun altın saati açık artırmada satıldı. Saat 900 bin sterlini, yani yaklaşık 37 milyon Türk lirasını alıcı buldu. John Jacob Astor 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan Titanik'in yolcuları arasındaydı. Üstelik en zenginiydi. Kazada ölen Astor'ın altın saati gemiden kurtarılan hatıra eşyaların satışa sunulduğu açık artırmaya çıktı. İngiltere'deki Henry Aldrich & Son Müzayede evinde satışa sunuldu. Altın saatin 150 bin sterline satılması bekleniyordu. Ancak tahminleri kat be kat aştı. 900 bin sterline, yani yaklaşık 37 milyon Türk lirasına satıldı. Satışın sonunda ürüne eklenecek vergiler de dahil edildiğinde alıcı saat için toplam 1 milyon 175 bin sterlin ödeyecek. Kayıtlara göre Astor'ın o dönemdeki serveti yaklaşık 87 milyon dolar değerindeydi. Yani net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında olduğu tahmin ediliyor. Daha önce Titanik'ten kalan en yüksek meblağa satılan hatıra eşya bir kemandı. O dönemde 900 bin sterline satılan keman için alıcı vergiler dahil 1 milyon 100 bin sterlin ödemişti. Efendim Adıyaman'da polis merkezinde meslektaşlarının saldırısı sonucu şehit düşen iki polis için tören düzenlendi. Şehit polisler İstanbul ve Osmaniye'de toprağa verildi. Polis merkezi amiri Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler amiri Gökhan Özbek için ilk tören Adıyaman'da özel harekat merkezinde düzenlendi. Törene şehitlerin ailelerinin yanı sıra meslektaşları da katıldı. Kamuran Üçgül'ün cenazesi Osmaniye, Gökhan Özbek'in cenazesi ise İstanbul'da uğurlandı. İki polis düzenlenen törenin ardından memleketlerinde toprağa verildi. Altınşehir Polis Merkezi'nde görevli polis memuru S.U.Ş. beylik tabancasıyla ateş açıp
amirlerini şehit etmişti. Vurularak etkisiz hale getirilen zanlı polisle ilgili soruşturma sürüyor. Efendim, Batman'da pancar toplamaya giden bir kişiyi dağda yılan soktu. Zamanla yarışta askeri helikopter o hastayı bakın nasıl kurtardı. Pancar toplamak için dağa çıktı. Dönüşü askeri helikopterle oldu. Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu Batman'ın Sason ilçesinde yaşandı. Bahadır Taş arkadaşıyla birlikte pancar toplamak için Mereto Dağı'na çıktı. Pancar topladığı sırada yılan soktu. Arkadaşı durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Dağlık alana ulaşmak zordu. Zamanla yarışta Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan askeri helikopter kaldırıldı. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı Bahadır Taş, filmleri aratmayan bir operasyonla askeri birliğe getirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Bahadır Taş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İstanbul Beşiktaş'ta kontrolden çıkan araç bariyerleri devirip karşı yöne uçtu. Efendim, toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul trafiği felç oldu bugün. Levent istikametinde çok uzun kuyruklar oluştu. İki takla attığını ben gördüm ya. Kontrolden çıktı, karşı şeride girdi. Otomobillere çarpıp ortalığı birbirine kattı. Sanırım öndeki araç biraz kontrolünü kaybetti. Karşı şeride mi uçtu araç? Evet, karşı şeride uçtu. Kaza İstanbul Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Beşiktaş yönünde ilerleyen hafif ticari araç aniden kontrolden çıktı. Hafif ticari araç hızla bariyerleri aştı ve karşı yöne geçti. Bu nedenle de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaldırıma vuraraktan, koruma demirlerle beraber uçaraktan bir arabanın üstüne kondu. Korkuluk demirlerinden bir tanesi de benim arabanın arka sol arka camına ve kaportasına saplandı. 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılardan ikisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu Levent yönünde 3 şerit trafiğe kapandı. Bu nedenle de trafikte uzun kuyruklar oluştu. Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. İstanbul'da kazalar peş peşe geldi bugün. Bir zincirleme kazada TEM otoyolundaydı. Bir taksi şoförü sapağı kaçırınca zincirleme kazaya neden oldu efendim. O anlar kazaya karışan araçlardan birindeki kameraya yansıdı. Hemen o görüntüler de şimdi ekranlarınıza geliyor. Kaza Gazi Osman Paşa TEM otoyolunda yaşandı. Bir taksi şoförü izliyorsunuz şu anda görüntülerde sapağı kaçırdığını fark edip orta şeritten en sağa geçince tabii arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kaza kaçınılmaz oldu. Savrulan taksiye orta şerit ve sol şeritteki araçlar da çarptı bu arada tabii. 4 aracın karıştığı kaza araç kamerasına işte böyle yansımış oldu. Şimdi bir Ankara'ya dönelim. Sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu. Sürücüler trafikte çok zor anlar yaşadı. Caddeler, sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Başkentte önce sağanak ardındansa kentin bazı noktalarına dolu yağdı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti. Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.
Bu arada Ankara Gücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular yağışa karşın oynamaya devam etti. Efendim şimdi de İzmir'deyiz. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece yine faciadan dönüldü. Daha önce de yangın çıkan çarşıda bu kez iki katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Han kapandıktan sonra 1-1,5 saat sonra alevler yükseldi. Bizim haberimiz oldu. Tek kıvılcım yetti. Tarihi çarşı yine alevlere teslim oldu. Bizim buradaki kablolarımız çok yorgun. Elektrik kablolarımız çok yorgun. Ve yeni teknolojiyle hep yeni üzerine yük biniyor. İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda akşam saatlerinde bir tekstil deposunda yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen itfaiye ihbarda bulundu. Kemeraltı'nın en büyük korku birbirinden sıçraması. Bugün rüzgar olmaması büyük bir avantaj. Ters yöne esmesi, sokağın buna müsait olması, arka tarafların boş olması, itfaiye müdahale açısından o kadar şanslıyız ki dar bir sokakta şu karşı sokağın arasında olsa araç giremeyecek. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın korkuttu. İş hanımının çatısında başlayan yangın kısa sürede hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken birçok kez çatı çökmesi bölgede yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerlerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Ve şimdi de Balıkesir Gönen'e döneceğiz. Ormanlık alanda bulunan kemiklerin ekonomist Korhan Berzek'e ait olduğu artık kesinleşmişti. Dün bu haberi sıcak gelişme olarak sizlere paylaşmıştık yine ana haberde. Şimdi ekipler Berzek'in kayıp kafatasını arıyor efendim. Şimdi akıllardaki soru tabii ki şu: Korhan Berzek nasıl öldü? Jandarma yine sahada. Ormanlık alan karış karış aranıyor. Bu kez Korhan Berzek'in kayıp kafatası için ekipler istiyor. Eşinizin kemikleri ya, bulundu. Neler söylüyor? Ekonomist Korhan Berzek geçen yıl Haziran ayında köpeği Tina ile yürüyüşe çıkmış. O günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. Ta ki 23 Nisan 2024'e kadar. Kaybolmasından 312 gün sonra evinin 4 kilometre uzağındaki ormanlık alanda Berzek'in eşyaları ve kemik parçaları bulundu. Korhan Berzek'in kızından alınan kan örneğiyle kemiklerden alınan numuneler karşılaştırıldı. Kemiklerin Berzek'e ait olduğu kesinleşti. Eşinizin kemikleri bulundu. Neler söylüyor? Lütfen. Haberi alan Berzek'in eşi ve kızı soruları yanıtsız bıraktı. Jandarma ekipleri bölgede arazi taramasına devam ediyor. Korhan Berzek'in kayıp kafatası aranıyor. Adli tıp uzmanları da Berzek'in nasıl öldüğünü araştırıyor. Efendim, Belçikalı sanatçılar Greuze ve Tiss'in yeni sergisi İstanbul'da açıldı. Eserlerinde video, resim, heykel ve fotoğraf gibi çeşitli araçları kullanan sanatçılar sergiyi Habertürk'e anlattı. Belçikalı sanatçılar Joost de Greuze ve Harold Tiss İstanbul'da bir sergi açtı. 80'lerin sonlarından bu yana çağdaş sanat üretimi yapan ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçılar, videoları, heykelleri ve enstalasyonlarıyla ön plana çıkıyor. İstanbul'da ilk kez sergi açtıklarını belirten Greuze, Türkiye'ye gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. It feels very good. Burada olmak çok iyi hissettiriyor. Sergi için davet edildiğimizde beni Avrupa'ya göre daha özgür hissettirdi. Çünkü mentalite biraz farklı. Avrupa'da sanat dünyası epey içe yönelik bir hal almaya başladı. Yani Avrupa dışına çıkıp buraya gelmeyi iyi bir fırsat olarak gördüm. Ayrıca bu kadar büyük ve yakın bir şehir olduğunun farkında değildim açıkçası. 20 milyon insan yaşıyor. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu diyebilirim. İkilinin sanat dünyasına en dikkate değer katkılarından biri temsil ve kimlik konularındaki alışılmış kavramları sorgulama yetenekleri olarak görülüyor. Sanatçıların özgün sanat yaklaşımları önceki yıllarda Kunstverein Münih, Berlin'deki Schinkel Pavyonu ve Chicago Çağdaş Sanat Müzesi gibi sanat kurumlarındaki solo sergilerde dikkat çekti. Ayrıca ikili Belçika'yı 58. Venedik Bienali'nde temsil etti.
Greuther, İstanbul'daki sergilerinde ise çeşitli formlarda eserlerinin yanı sıra iki de Türk sanatçının eserinin sergilendiğini söyledi. 80'lerde sinema eğitimi aldık. Sonra video ve yerleştirmeye odaklandık. Aktörler kuklalara dönüştü. Kuklalar da heykellere. Hep geniş bir skalada yaklaşımımız oldu. Duruma göre de değişiyor. Mesela Venedik Bienali'nde otomasyonla çalışan kuklalarla bir tür folkloristik yeniden üretim gerçekleştirdik. Roma'daki bir sergi için ise bir kiliseye Meryem'e benzeyen küçük heykeller yaptık ama 300 taneydi. Joste Greuther ve Harold Thies'in İstanbul'da sergisi 14 Haziran'a kadar Galeri Artist İstanbul'da ziyarete açık olacak. Şimdi de İstanbul yarım maratonuna bir döneceğiz. Renkli görüntüler vardı. Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 altın etiketli yarım maratonundan biri olan İstanbul yarım maratonu 19. kez koşuldu efendim. Tarihi Yarımada'da düzenlenen maratona yağışlı havaya rağmen 15 bin sporcu katıldı. ...63 yaşındayım, 50 yıldır koşuyorum, spor sağlıktır. Ne kadar koşarsanız o kadar sağlıklı ve mutlu yaşarsınız. Harikayız, tam maratona katılmak için geldik, rekor kıracağım. Otlu'dan geliyoruz biz maraton için. Sirenler çaldı, start verildi, rekor katılımla koşu başladı. 15 bin kişi tarihi yarımadayı koştu, hem sporun hem manzaranın tadını çıkardı. Tarihi Yarımada'yı koşmak nasıl bir duygu? Muhteşem. Galata Köprüsü, Haliç, Feshane, Eminönü. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarım Maratonu bu yıl 19. kez koşuldu. 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride yarış düzenlendi. Bu 5. İstanbul Yarım Maratonu. Heyecan var mı efendim? Yok, çok rahatız. Maratona 72 ülkeden 15 bin sporcu katıldı. Tarihi Yarımada'dan oluşan 21 kilometrelik parkuru tamamlamak için start aldılar. Parkur çok iyi. İki, hava çok iyi. Yağmur önemli değil. Rüzgar yoktu. Yağmur vardı. Zorlu muydu parkur? Benim için yağmur çok iyiydi. İstanbul Yarımaratonu bu yılda rekor katılımcıya ulaştı. Burası son 5 yılda %100. Bir senede %20'ye yakın büyüdü. 3-4 sene sonra maratondan daha fazla katılımcının geldiği bir yarış haline gelecek. Maratona katılanlar arasında diplomatik bir isim de vardı. Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut 21 kilometre koştu. Mükemmel bir yarıştı. Hava biraz yağmurluydu ama önemli değil. Bütün şehri komple görebiliyorsunuz. Bir yanda Marmara Denizi, diğer yanda Galata Kulesi. Önünüzde Boğaz, Ayasofya. Muhteşem bir yarıştı. Maratonda erkeklerde Faslı Hicam Amgar, kadınlarda Kenyalı Sheila Chelangat altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'de çok güzel spor aktiviteleri düzenleniyor. İnsanların hareket etmeye ihtiyaçları var. Bu tarz aktiviteler herkes koşabilir, herkes spor yapabilir gösteriyor. Umarım benzer aktiviteler devam eder. Efendim 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap nötralize edildi. Organizasyon sona erdi. Genel klasman lideri Hollandalı Frank van den Broek oldu. Tur 2024 sona erdi. Kazanan Hollandalı Frank van den Broek oldu. 21 Nisan'da ilk etapta Antalya'dan başlayan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'da sona erdi. Turun 8. ve son etabı olumsuz hava koşulları nedeniyle nötralize edildi. Bisikletçiler yine planlanan güzergahta Caddebostan sahilinde 5 yerine bir tur atarak Sultanahmet Meydanı'nda parkuru tamamladı. Etap nedeniyle verilecek para ödülleri hayır kurumlarına bağışlanacak. Son turun nötralize edilmesiyle 7. etap sonunda genel klasman lideri olan DSM Firmenich Postenel sporcusu Frank van den Broek 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu kazandı ve turkuaz mayonun sahibi oldu. Frank van den Broek'un ellerinde kalkıyor. Takım arkadaşı Danimarkalı Tobias Andresen de sprint klasmanını kazanan isme verilen yeşil mayoyu aldı.
Bike Aid takımından Alman bisikletçi Vincent Dorn, tırmanış klasmanını lider bitirdiği için kırmızı mayonun, Türkiye güzellikleri klasmanını da birinci sırada tamamladığı için beyaz mayonun sahibi oldu. Efendim, böylece ana haberin ilk dilimini kapatalım. Saat başı devam edeceğiz. Efendim tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Ana habere devam ediyoruz. İkinci saatimize başlıyoruz. Bu arada saatler de 19 olmak üzere ve bu yeni saat dilimine de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terörle mücadele operasyonlarıyla başlayalım. Bu operasyonlarda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlara ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde de terörist grup tespit edildi. Bir PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi. Bakanlık açıklamasında terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor ifadelerine yer verildi. Ve siyaset diyeceğiz. Beklenen görüşme için gözler yeni haftada tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bu hafta bir araya gelecek. Peki masada acaba hangi başlıklar olacak, neler konuşulacak? Cevaplar haberimizde. Uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. Tarih ve adres henüz belli değil. Ancak gündem başlıkları net. Emekli aylıkları, belediyelere ait borçlar, öğretmen atamaları, AYM kararları ve dış politika. Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştireceği buluşmadı. İlk temas Ramazan Bayramı tebriğiyle telefonda kuruldu. 23 Nisan resepsiyonunda yüz yüze devam etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetiyle Erdoğan ve Özel mermerli salonda bir araya geldi, çay içti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Özel buluşma için yeni haftayı işaret etti. Hasan Bey'le bizim özel kalem yarışlıklar gelecek haftada bir tarih belirlenecek, haftaya görüşeceğiz. Peki Özel hangi başlıkları gündeme getirecek? Edinilen bilgiye göre Özel en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilmesini önerecek. Ekonomideki son gelişmeler, öğretmen atamaları, yeni anayasa çalışmaları ve Anayasa Mahkemesi'nin kararları ile ilgili görüşlerini iletecek. Özel vize sorununun iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini belirtecek. Belediyelerin borç ve alacaklarını masaya getirecek. Gazze konusunun da gündeme gelmesi beklenirken, Özel Filistin için 140 lidere mektup yazdığını belirterek çok yakında Filistin'e Ramallah'a gideceğini iletecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeyi partisinin yetkili organlarıyla görüşen Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP'nin önceki genel başkanlarından Altan Öymen ve Hikmet Çetin'le de bir araya gelip görüş ve önerilerini almıştı. Özel'in Selefi Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüşmesi bekleniyor. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de yeni haftada yoğun bir gündem bekleyecek. Genel kurulda enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmeleri devam edecek. Bir taraftan, diğer taraftan da tabii siyasi parti liderleri grup toplantıları düzenleyecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da anayasa turuna çıkması bekleniyor. Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Liderler grup kürsülerinden partililere seslenecek. Kurtulmuş, anayasa çalışmaları için görüşmelere başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun bir mesai gerçekleştirecek. 30 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak genel kurul, enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerini sürdürecek. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teklife göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla %30'u oranında desteklenecek. Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayatı etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.
Komisyonlarda da çalışmalar devam edecek. Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mardin Valiliği, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri dinlenecek. İliç Maden Kazası'nı Araştırma Komisyonu da toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çalışma ve Sosyal Güvenlikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının yetkilileri komisyona bilgi verecek. Salı ve Çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Mecliste yeni anayasa için mesai de başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un anayasa turu kapsamında grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. Ana ilkelerle ilgili önerilerini açıkladı. İlk üç maddesinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı Uçum. 50+1 kuralının da devam etmesi gerektiğini dile getirdi. Uçum, elektronik katılım, halkın milletvekillerini geri çağırma ve yasa teklif hakkı gibi önerilerde de bulundu. 50+1 vurgusu yaptı. İlk üç madde vazgeçilmezdir dedi. Yeni bir anayasa hedeflense de sil baştan bir kurgu olmayacağı tüm toplumda genel kabul görüyor. Cumhuriyetin, Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün, üniter yapının, adalet ve insan haklarına dayanan, demokratik, laik, sosyal devlet ve hukuk devletinin temel olduğu, resmi dilin Türkçe, bayrağın al yıldızlı al bayrak, milli marşın istiklal marşı, başkentin Ankara olduğu bir anayasa milletimizin vazgeçilmezidir. Yeni anayasada başkanlık sisteminin ve tüm kuvvetler açısından demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve geliştirilmesi, %50+1 kuralının devam ettirilmesi, halkın demokrasi mücadelesinin kazanımlarının bir gereğidir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarını değerlendirdi. Ana ilkelerle ilgili önerilerini sıraladı. Kapsayıcı Türk milleti ve Türk vatandaşlığı yaklaşımının esas olduğu kuşatıcı bir anayasa, hak ve özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu özgürlükçü bir anayasa, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet edecek hukuksal tedbirleri içeren koruyucu bir anayasa, adil bir asgari ücret, ücretsiz sağlık ve eğitim hakkı, adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş gibi birçok sosyal adalet yaklaşımına ve yeni sosyal politikalara imkan veren sosyal bir anayasa, elektronik katılım hakkı, halkın milletvekilini geri çağırma hakkı, halkın yasa teklifi hakkı, halkın itiraz edici referandum hakkı, anayasa mahkemesine başvuru hakkı, yasama sürecine halkın katılım imkanlarının ve mecraların çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, yargılama süreçlerinde halk iradesinin de etkili olacağı yapılar ve fonksiyonlar gibi kurumlar yoluyla gelişkin demokrasiye imkan veren bir anayasa. Milli anayasa kavramının da altını çizen Uçum, beka tehdidi oluşturacak ya da beka tehditlerine zemin ve güç kazandıracak bir hukuk uygulaması egemen bir devlet açısından meşru değildir ve asla kabul edilemez ifadesini kullandı. Yeni anayasanın Türkiye'nin nesnel ihtiyacı olduğunu belirten Uçum, tartışmalar ülkemiz yeni anayasaya kavuşuncaya kadar devam edecek dedi. Ve siyasette devam edelim, İYİ Parti diyelim. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultay'la yeni genel başkanını seçti. Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultay'ında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenmiş oldu. Kurultay'da Hakan Şeref Olgun, Ay Yüce Türkeş Taş, Kürşat Zorlu, Ünzüle Yüksel ve Selcan Taşçı Hamşioğlu listeye girdi. Kurulda partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz da bir süre önce partiden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özdağlen'in de yer alması dikkatleri çekti. Merkez Disiplin Kurulu'nda ise Güçlü Şenel, Zeki Buldan, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Ozan Can Yurt, Emin Özkurt, Yusuf Afat, Kenan Kaçmaz, Funda Dilara Arıkan, Abdullah Şalcı'dan oluştu. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile İstanbul'da bir araya geldi. Gündem kalkınma yolu projesiydi. Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri projenin finansmanı, yük temini ve işletilmesi konusunda büyük katkı sağlayacak dedi. Kalkınma yolu için dörtlü bakanlar zirvesi yapılacağını da açıkladı.
Kalkınma yolu projesi için temas trafiği sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı El Suveydi ile İstanbul'da bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri projenin finansmanı, yük temini ve işletilmesi konusunda büyük katkı sağlayacak dedi. Kalkınma yolu konusunda ülkelerimizin yapacağı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Birleşik Arap Emirlikleri de kalkınma yolu projesini çok önemsiyor. Bu proje Avrupa ve Asya pazarları ile bağlantıyı sağlayacak en ekonomik, en güvenli ve en verimli yol. Birleşik Arap Emirlikleri hem bu projenin finansmanı, hem yük temini hem de işletilmesi konusunda büyük katkılar sağlayacak. Önümüzdeki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Katar'lı mevkidaşlarım ile dörtlü bakanlar zirvesi yapacağız. Kalkınma yolu projesinde güç birliğimizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Irak'ta kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesine yönelik Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak'la birlikte dörtlü mutabakat imzalanmıştı. Bakan Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Kazan kazan anlayışı çerçevesinde iş olanaklarını da konuştuklarını söyledi. İki ülke arasında ekonomik ve ticari anlamda atılacak adımları, karşılıklı ticaretin çeşitlendirilmesi ve potansiyel işbirliklerini etraflıca ele aldık dedi. Efendim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye dış kaynak gelmediğine yönelik iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıtladı. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından "Şişe Cam'dan Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük tahvil ihracı" başlıklı haberi alıntıladı. Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt ifadesini kullandı. Artan güven ve öngörülebilirlik nedeniyle Türkiye'ye uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli, geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlandığını belirtti Şimşek. Portföy giriş ve çıkışlarına dair rakamlar da paylaştı. Şimşek 2023 yılı ilk 5 ayında net portföy çıkışının 2,9 milyar dolar olduğunu, Haziran 2023, Şubat 2024 döneminde ise 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini söyledi. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda %96'dan %149'a, reel sektörde ise %73'den %118'e yükseldi. Yılın ilk 4 ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar Eurobond ihraç etti. Efendim, Tarım ve Orman Bakanlığı tereyağında taklit ve tahşişi önlemek için harekete geçti. Bu kapsamda yeni kriterler getirilecek artık. Tereyağı ürünlerinde çeşni maddesi bulunmuyorsa eğer aroma verici kullanılmayacak. Ürünlerin içerdiği süt yağ miktarları da büyük yazılacak. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericiler kullanılamayacak. Ambalaj ve etiketlerde yeni kurallar uygulanacak. Süt yağ miktarları gıdanın adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı büyüklükte yazılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tereyağında taklit ve tahşişi önlemek için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketicileri korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tereyağı ve sade yağ tebliğ taslağını hazırlayarak görüşe sundu. Düzenlemeyle tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı. Bu kapsamda tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağ oranının ağırlıkça en az %82 olması kriteri getiriliyor. Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğ eklendi. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde manda sütü aromasıyla yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak. Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor. Ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek. Ürünlerin içerdiği süt yağ miktarları gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı büyüklükte ve görüş alanında belirtilecek. Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak. Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek. Tebliğe aykırı davranışlar hakkında idari yaptırım uygulanacak.
Gıda işletmecileri 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalarsa raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek. Ve şimdi de yeni metrobüslere bir bakacağız. Elektrikli metrobüsleri kısa bir süre sonra artık metrobüs yolunda göreceğiz. Metrobüs yolunda çevreci otobüsler geliyor efendim. %100 elektrikli olacak bu araçlar. 420 kişilik metrobüslerin test sürüşleri de başladı. %100 elektrikli ve mevcut metrobüslerden 1,5 kat fazla yolcu kapasitesine sahip. Avcılardan Söğütlü Çeşme'ye uzanan metrobüs hattına yeni araçlar geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs araçlarını yenilemek için çalışma başlattı. Çevreci metrobüs araçlarının test sürüşü devam ediyor. Bizi cezbeden tarafı yüksek sayıda yolcu kapasitesine sahip olması, sahada performansı, yüksek sayıda yolcu sayısına sahip 400'ün üzerinde ki şu an bizim en yüksek kapasiteli 280 aracımız 280. Evet, yani onun bile %150'si başkanım. Evet, onun 1,5 katına yakın bir kapasiteye sahip olması ve tabii sıfır emisyonlu bir araç olması. Elektrikli metrobüsler 40 metre uzunluğa sahip ve 4 vagonlu. Menzili yaklaşık 80 kilometre. Lastiği patlasa dahi 40 kilometre hızla gidebilecek seviyede üretilmiş. Efendim İslam İşbirliği ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Gazze Temas Grubu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. Toplantıda 4 Mayıs'ta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde alınacak kararlar görüşüldü. Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ele alındı. Ayrıca da İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları değerlendirildi. Toplantıya katılan Bakan Fidan da Gazze Temas Grubu'nda yer alan mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan'ın Riyad'da bugün ve yarın da temaslarını sürdürmesi bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in Refah'a operasyon düzenlemesinin bir felaket olacağını ve buna engel olabilecek tek ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. İsrail ise Refah operasyonu için bir şart koştu efendim. İsrail Dışişleri Bakanı esir takası anlaşmasına varılırsa Refah operasyonunun askıya alınacağını duyurdu. Refah operasyon Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olur. Amerika Birleşik Devletleri'ne İsrail'in Refah operasyonunu durdurması için çağrıda bulunuyoruz. Çünkü İsrail'in bu suçu işlemesini engelleyebilecek tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'ye bu sözlerle seslendi. Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Kalkınma İçin Küresel İşbirliği, Büyüme ve Enerji Özel Toplantısı'nda konuştu. Abbas, İsrail'in birkaç güne refaha gireceğini ve bu işgale engel olabilecek tek ülkenin ABD olduğunu söyledi. Filistin lideri, bu işgalin Filistin halkının tarihindeki en büyük felaket olacağını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby de İsrail'in olası refah operasyonu hakkında konuştu. İsrail'in Gazze'deki sınır şehri refahı işgal etmeden önce ABD'nin endişelerini ve düşüncelerini dinlemeyi kabul ettiğini söyledi. İsrail ile Hamas arasında ise ateşkes için müzakereler sürüyor. Hamas, İsrail'in 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumunu pazartesi günü Kahire'de açıklayacağını duyurdu. Hamas'ın yanıtı beklenirken İsrail Dışişleri Bakanı Katz, esir takası anlaşmasına varılırsa refah operasyonunun askıya alınacağını söyledi. İsrail muhalefeti de Gazze'ye saldırılara devam etme ya da esir takası arasında tercih yapılacaksa takasın seçilmesi gerektiğini belirtti. Evet, şimdi de İsrail'e dönelim. Tel Aviv sokaklarına çıkan on binlerce İsrailli bu haftada hükümeti protesto etti efendim. Kalabalık hükümetin istifa etmesi ve rehinelerin geri getirilmesini istiyor. Gözler Hamas'ın esir takası ve ateşkes anlaşmasına vereceği cevaba çevrildi tabii bu arada. (Gülüyor)
İsrail'de binlerce kişi sokaklara çıktı. Hükümeti protesto ederek Gazze'deki esirlerin geri getirilmesini istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar bu haftada geniş katılımla devam etti. Gösterilerin adresi başkent Tel Aviv'de polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi oldu. Göstericiler ellerinde Netanyahu'yu suçlayan ifadeler içeren pankart ve dövizler taşıdı. Netanyahu ve hükümetini eleştirdi. Seçimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyorum. Tüm rehineleri geri istiyorum. Ama hükümet bu savaşın mümkün olduğunca uzun sürmesini ve koltuklarını korumayı istiyor. İsrail polisi kentin ana arteri Ayalon otoyoluna çıkışlarda demir bariyerler kurarak konuşlandı. Ayalon otoyoluna ilerlemek isteyen göstericilere İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail makamlarına göre Gazze şeridinde bazıları hayatta, bazıları ölü, 130'dan fazla İsrail esir bulunuyor. Efendim, Gazze'ye destek gösterileri dünyanın dört bir yanında devam ediyor. ABD'de her yıl düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği de protesto edildi. O sırada yemekte olan ABD Başkanı için soykırımcı Joe sloganları atıldı. Üniversitelerdeki gösterileri engellemelerine rağmen, bu arada üniversitedeki gösteriler de devam ediyor, sona ermedi. Refah'tan ABD'li öğrencilere ise teşekkür mesajı geldi. ...103 yıllık etkinliğe Gazze damga vurdu. Filistin destekçileri Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğini protesto etti. 1921'den bu yana düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine ABD Başkanı Biden da katıldı. Yemeğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli'nin önünde savaş karşıtı sivil toplum örgütü Code Pink'in düzenlediği protesto gösterileri vardı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler soykırımcı Joe sloganları attı. Otelin camına dev Filistin bayrağı asıldı. Protestocular Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri almak için hareketsiz yattı. ABD'de çok sayıda üniversitede de Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Şimdiye kadar gösterilerde 500 kişi gözaltına alındı. Protestolar üniversitelerde yayılmaya devam ediyor. ABD'nin ardından Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde de Filistin'e destek için kamp kuruldu. Göstericiler, üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz mesajı vererek Filistin'e destek çağrısı yaptı. Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a sığınan bir Filistinli ise yaşadıkları çadırın üzerine yazdığı yazılarla öğrencilere teşekkür etti. 43 yaşındaki Ebu Yusuf Ahmet, sprey boyayla İngilizce, Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz. Mesaj ulaştı. Teşekkürler ABD üniversiteleri yazdı. Evet, Filistin'e, Gazze'ye destek gösterileri devam ediyor. Özellikle üniversitelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD'deki Filistin destekçisi gösterilerin arasına, göstericilerin, öğrencilerin arasına akademisyenler de katıldı. Gözaltına alınanlar için ağlayarak öğrencilerin arasına katılan bir dekan yardımcısı, "Burada olduğum için işimi kaybedebilirim ama daha fazla oturup izleyemem," dedi. "Büyük ihtimalle kovulacağım," dedi. Yine de öğrencilerini yalnız bırakmadı. Görüntülerdeki kişi Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn. "I would imagine there's a fairly high likelihood I will be fired today." "No! I can't sit here and watch this anymore." Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri sürüyor. Göstericiler polis müdahalesi, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine karşı yılmadı. Üstelik aralarına öğretmenler, dekanlar, dekan yardımcıları da katıldı. Onlardan biri de Indiana Üniversitesi Dekan Yardımcısı Elizabeth Dunn. Dunn, öğrencileri gözaltına alındıktan sonra protestolara katıldı. Gözyaşları içinde öğrencilerine desteğini duyurdu. "I am so sad, I am grieving. And you should be grieving too, because what we've done as a community is to
break the fundamental link between us and our students. I would imagine there's a fairly high likelihood I will be fired today. No! I can't sit here and watch this anymore. Dekan yardımcısı desteğini açıkladıktan sonra gösteri alanında öğrenciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Efendim, Hamas'ın İsrail'e sunduğu ateşkes önerisinin sonucu beklenirken diğer taraftan da Netanyahu hükümetinde kriz yaşandığı iddia ediliyor. Böyle bir iddia var. İsrail Devlet Televizyonu Refah operasyonu olmaması durumunda aşırı sağcı hükümet ortaklarının koalisyonu bozacağını duyurdu. Gazze'de ateşkes çabaları sürerken İsrail'de koalisyon hükümetinden Netanyahu'ya tehdit gibi bir açıklama geldi. Aşırı sağcı koalisyon ortakları Refah operasyonunun yapılmaması halinde hükümetten çekileceklerini açıkladı. Hamas'ın İsrail'e sunduğu ve esir takasını da içeren ateşkes önerisi İsrail'de tartışmalara yol açtı. Hamas yönetimi İsrail'in ateşkes önerisine verdiği cevabı aldıklarını ve detaylı bir şekilde inceleyeceklerini açıkladı. Bölgede nefesler tutulurken İsrail'de hükümet krizi ortaya çıktı. Hidaye göre Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Refah karadan saldırı olmaması durumunda hükümeti düşürmekle tehdit etti. İsrail Devlet Televizyonu'ndaki yer alan habere göre iki bakan, işgalden vazgeçilmesi durumunda İsrail'in güvenliğine karşı sorumluluklarını yerine getirmemiş olacaklarını öne sürdü. İsrail Devlet Televizyonu, koalisyon ortaklarının barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması nedeniyle böyle bir tutum içine girdiğini duyurdu. Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı ve her iki isim de kabinede bakanlık yapıyor. İki partinin koalisyondan çekilmesi durumunda Netanyahu hükümeti düşmüş olacak. Efendim, İsrail basınına göre Başbakan Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda kendisini çok gergin hissediyor. İddiaya göre İsrail Başbakanı ABD Başkanı Biden'ı harekete geçmeye çağırıyor. Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi hakkında çıkarabileceği tutuklama emri konusunda çok gergin. İddia İsrail basınından. İsrail merkezli Maariv gazetesi haberi ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle korktuğunu ve gergin olduğunu yazdı. Maariv'in haberine göre Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin olası tutuklama kararına karşı ABD Başkanı Joe Biden'la görüştü. Kendisini tutuklama emrine karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu 19 Nisan'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze şeridinde savaş suçları işlediği gerekçesiyle Netanyahu ve İsrail üst düzey yetkililer hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma üzerine çalıştığını duyurmuştu. Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin muhtemel kararını engellemek için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'dan mevkidaşlarıyla görüşeceği iddia edilmiş, İsrail basını 26 Nisan'da sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Benim liderliğimde İsrail kendini savunma hakkını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin girişimiyle sarsılmasına izin vermeyecek, buna boyun eğmeyeceğiz" demişti. It has to be stopped. It has to be condemned and condemned unequivocally. Ve şimdi başka bir savaş cephesine geçelim. Rusya-Ukrayna efendim. Rusya-Ukrayna ile barış anlaşmasının İngiltere tarafından engellendiğini savundu. Kiev, İstanbul'daki anlaşmayı Londra'nın baskısıyla reddetti denildi. Açıklama Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Alman medyasına konuştu Peskov. İstanbul müzakerelerinde anlaşmanın imzalanmasının engellenmesi hakkındaki iddialar soruldu Peskov'a. Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için İstanbul'da tarafların imza attığını söyledi. Londra'dan gelen doğrudan baskı nedeniyle Kiev'in imzalamayı reddettiğini söyledi. Ukrayna'nın anlaşmayı reddetmesi Londra'dan gelen doğrudan bir baskıydı. Bu Ukrayna'da iktidardaki halkın Hizmetkarı Partisi'nin parlamentodaki başkanı tarafından dile getirildi dedi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul müzakereleri hakkındaki görüşünün iyi bilindiğini de söyledi.
Putin İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında varılan anlaşmanın yeniden barış müzakereleri için temel teşkil edebileceğini söylemişti. Ve şimdi İspanya'ya dönüyoruz. İspanya'da da bir siyasi kriz var. Çünkü başbakanın eşi suçlanıyor. Yolsuzluk suçlamaları var. Ciddi suçlamalar var. Ve İspanya'da toplanan binlerce kişi başbakan Sanchez'den istifa etmemesini istedi efendim. İspanyol liderin siyasi kariyeri hakkında açıklamasını ise yarın yapması bekleniyor. Başkent Madrid'de toplandılar. Başbakan'a istifa etmemesi için çağrı yaptılar. İspanyollar Pedro Sánchez'e destek için sokaklara çıktılar. Umarım devam eder. Çünkü İspanya onunla devam etmek zorunda. Devam etmemesi durumu beni korkutuyor. Olabileceklerden korkuyoruz. Sánchez, eşi Begoña Gómez'in yolsuzlukla suçlanmasının ardından hükümeti yönetmeye devam edip etmemeye karar vermek için kamu görevlerini askıya almış, eşi hakkındaki iddiaları reddederek görevde kalıp kalmayacağını pazartesi günü açıklayacağını söylemişti. Ülkenin dört bir yanından gelen Sosyalist Parti destekçisi binlerce kişi başkent Madrid'de toplandı. Görevini bırakabileceğini söyleyen Başbakan Sánchez'e istifa etmemesi için çağrıda bulundu. Devam etmek zorunda. İstifa etmeyeceğini düşünüyorum. İstifa ederse bizi yetim bırakacak. 52 yaşındaki Sánchez 2018'den bu yana başbakanlık görevini sürdürüyor. Kasım'da yeni bir sol koalisyon hükümeti kurdu ve 4 yıllık bir döneme daha başladı. Böylece Avrupa'nın en uzun süre görev yapan sosyalist liderlerinden biri oldu. Efendim şimdi bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Diğer taraftan da Çin'e. ABD'de hortumlar birçok bölgede ciddi hasara neden oldu. Yüzlerce yapıyı yerle bir etti fırtınalarda. Birçok kişi yaralandı. Çin'deki fırtınada ise 5 kişi hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Çatılar savruldu. Yüzlerce ev yerle bir oldu. Hortum ardında büyük bir yıkım bıraktı. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri. ABD'nin Nebraska ve Iowa eyaletleri son bir yılın en büyük hortumlarına tanıklık etti. Bölgeyi 24 saat içinde en az 80 hortum vurdu. Bazı evlerin çatıları uçtu, bazı evlerse enkaza döndü. Onlarca kişinin yaralandığı afet bölgesinde 10 bin haneye saatlerce elektrik verilmedi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı. Havadan çekilen görüntüler, afetin bölgeye verdiği zararı gözler önüne serdi. Arama kurtarma ekipleri, yıkılan evlerin enkazında kalanların olup olmadığını kontrol etmek için arama çalışmalarına başladı. Hortumların sona ermesiyle affetsediler de evlerine dönmeyi denedi. Ancak onları büyük bir yıkım karşıladı. Kasırganın 200 metre öteye inişini izledik. Sonra sığınak bulmaya gittik. Geri döndüğümüzde çitimiz gitmişti. Sonra etrafımıza baktık. Tüm mahalle yerle bir olmuştu. Meteoroloji uzmanları ABD için mevcut hava durumu şartlarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söylerken Çin'in güneyine de hortum vurdu. Can kayıplarına neden olan felakette onlarca kişi yaralandı. Hortum, hasara yol açtığı bölgelerde enkaz parçalarını savurdu. Ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çin Meteoroloji İdaresi şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek halkı uyardı. Evet efendim, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri hortumla mücadele ediyor. Diğer taraftan izledik, Çin'de de fırtına vardı ve bizde ise Afrika tozu efendim. Afrika'dan gelen çöl tozu bazı kentlerde etkili olmayı sürdürüyor. Bolu'da gökyüzü kırmızı renge döndü. Şimdi ekranlarınızda da o görüntüler. Bolu için sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Çöl tozu nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü. İşte izliyorsunuz. Birçok yerde görüş mesafesi hayli düştü. Hafta başından bu yana birçok kent Afrika üzerinden gelen çöl tozunun etkisindeydi. Ve başkente uzanalım. Şimdi de Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu. Sürücüler trafikte çok zor anlar yaşadı.
Caddeler, sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Başkentte önce sağanak, ardındansa kentin bazı noktalarına dolu yağdı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti. Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi. Bu arada Ankara Gücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular yağışa karşın oynamaya devam etti. Efendim, bugün İstanbul Beşiktaş'ta öyle bir kaza meydana geldi ki, zincirleme trafik kazası meydana geldi ki, İstanbul'un trafiği kelimenin tam anlamıyla felç oldu. Zincirlikuyu'da ki... ulaşımın önemli akslarından biridir Zincirlikuyu tabii. Kontrolden çıkan bir araç bariyerleri devirip karşı yöne uçtu. Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Levent istikametinde kuyruklar uzayıp gitti. İki takla attığını ben gördüm ya. Kontrolden çıktı, karşı şeride girdi. Otomobillere çarpıp ortalığı birbirine kattı. Sanırım öndeki araç biraz kontrolünü kaybetti. Karşı şeride mi uçtu araç? Evet. Karşı şeride uçtu. Kaza İstanbul Levent'te Büyükdere Caddesi'nde yaşandı. Beşiktaş yönünde ilerleyen hafif ticari araç aniden kontrolden çıktı. Hafif ticari araç hızla bariyerleri aştı ve karşı yöne geçti. Bu nedenle de zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaldırıma vuraraktan, koruma demirlerle beraber uçaraktan bir arabanın üstüne kondu. Korkuluk demirlerinden bir tanesi de benim arabanın arka sol arka camına ve kaportasına saplandı. 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılardan ikisi ambulanslı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Zincirlikuyu-Levent yönünde 3 şerit trafiğe kapandı. Bu nedenle de trafikte uzun kuyruklar oluştu. Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. Efendim, şimdi ekranlarınıza bir kurtarma operasyonu getireceğiz ama film gibi bir operasyon bu. Batman'da oldu. Pancar toplamaya giden bir kişiyi dağda yılan soktu. Zamanla yarışta askeri helikopter o hastayı bakın nasıl kurtardı. Pancar toplamak için dağa çıktı. Dönüşü askeri helikopterle oldu. Filmleri aratmayan kurtarma operasyonu Batman'ın Sason ilçesinde yaşandı. Bahadır Taş, arkadaşıyla birlikte pancar toplamak için Mereto Dağı'na çıktı. Pancar topladığı sırada yılan soktu. Arkadaşı durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Dağlık alana ulaşmak zordu. Zamanla yarışta Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'ndan askeri helikopter kaldırıldı. Jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı Bahadır Taş, filmleri aratmayan bir operasyonla askeri birliğe getirildi. Ambulansla hastaneye götürülen Bahadır Taş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Efendim, Antalya'daki bir otelde yaşananlar birkaç gündür çok konuşuluyor, çok tartışılıyor özellikle sosyal medyada da. Şöyle hatırlatayım, bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı 120 euro milliyet farkı ücreti ödemek zorunda kalmıştı. Bu da çok tartışılmıştı, çok tepki çekmişti, hatırlayacaksınız. Kültür ve Turizm Bakanlığı hemen harekete geçti. Bakanlık tarafından otelden savunma istendi. Denetimin ardından... Gerekli cezai işlemin uygulanacağı açıklandı. Yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır ifadeleri kullanıldı. Ve Manisa'ya bir dönelim. Tam 7 ton mesir macunu 484. kez düzenlenen festival kapsamında Manisa'da Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetine saçıldı.
Festivale CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Macun kapmak isteyenler büyük bir mücadele içine girdi. Merkez Efendi sizleri selamlıyor. Dertlilere deva, hastalara şifa olsun diye tonlarca mesir macunu dağıttılar. Macunları kapmak isteyenler büyük bir yarışın içine girdi. Manisa'da 484. kez aynı gelenek tekrarlandı. 4 yıldır yapılamayan mesir macunu festivalinde 7 ton mesir macunu vatandaşlara saçıldı. ...41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak hazırlanan mesir macunu... ...Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden şifa niyetiyle dağıtıldı. Tez macun, ahaliye sasına! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı festivale ilgi çok fazlaydı. Macun kapmak isteyenler büyük bir mücadele verdi. Şemsiyeleri ters tutan vatandaşlar yine dikkat çekti. Yavuz Sultan Selim'in eşi Hafsa Sultan'ın başlattığı uygulama yıllardır aynı yerde aynı şekilde devam ediyor. Şimdi İstanbul'dayız. Kadıköy'de bir yangın vardı. Bir apartmanın otoparkında yangın çıktı. Bir otomobil alev topuna döndü. Bir anda çok kısa bir sürede yangın kısa sürede diğer araçlara da sıçradı. Bina sakinleri tabii ki korku dolu anlar yaşadı. Otoparkta bulunan araç bir anda yanmaya başladı. Herkesin yüreği ağzına geldi. Olay İstanbul Kadıköy'de bir apartmanın otoparkında yaşandı. Evdeydim, bir koku geldi işte. Camdan baktığımda alev gördüm. Bina sakinleri hiç vakit kaybetmeden itfaiye ve polise haber verdi. Ancak alevler kısa sürede yandaki iki otomobile de sıçradı. 3 otomobildeki yangını söndürmek kolay olmadı. İtfaiye uzun süre uğraştı. Otomobillerde hasar oluştu. Araç yangınının çıkış nedeni araştırılıyor. Efendim bir kayıp haberi var. 19 yaşındaki Veli Eren Atay. Geçen yıl arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Bir daha da dönmedi. Ailesi 288 gündür ondan gelecek haberi bekliyor. Birazcık insanlıktan nasibini almış. Kesinlikle bir çocuğun hayatı. Yani ben ona kesinlikle inanıyorum. 15 Temmuz'dan bu yana gözlerindeki yaş, yüreklerindeki acı hiç dinmedi. Oğulları Eren'den gelecek haberi dört gözle bekliyorlar. Ne gündüzümüz var, ne gecemiz var. 19 yaşındaki Veli Eren Atay ailesiyle birlikte İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşıyordu. Geçen yıl 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla buluşmak için önce Çeşme ilçesine gitti. Bir grup arkadaş daha sonra Alaçatı'ya geçti. Gece kulübünden önce arkadaşları, birkaç saat sonra da Veli Eren ayrıldı. Veli Eren'in annesi, oğluyla o gece telefonda görüştü ama sonra ne sesini duydu ne de bir haber alabildi. Sadece bir nefes alıyoruz yani, uykumuz yok zaten. Gözü yaşlı aile, 288 gündür Veli Eren'den gelecek haberleri bekliyor. İlk defa bayramda çocuğumuz yok yanımızda yani. Bize bayram çocuğumuz geldiği zaman zaten. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dün gece yine faciadan dönüldü. Daha önce de yangın çıkan çarşıda bu kez iki katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Han kapandıktan sonra bir buçuk saat sonra alevler yükseldi. Bizim haberimiz oldu. Tek kıvılcım yetti. Tarihi çarşı yine alevlere teslim oldu. Bizim buradaki kablolarımız çok yorgun. Elektrik kablolarımız çok yorgun. Ve yeni teknolojiyle hep yeni üzerine yük biniyor. İzmir'deki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda akşam saatlerinde bir tekstil deposunda yangın çıktı. Alevleri fark edenler hemen itfaiye ihbarda bulundu. Kemeraltı'nın en büyük korku birbirinden sıçraması. Bugün rüzgar olmamasa büyük bir avantaj. Ters yöne esmesi,
sokağın bana müsait olması, arka tarafların boş olması, itfaiye müdahalesinden o kadar şanslıyız ki dar bir sokakta şu karşı sokağın arasında olsa araç giremeyecek. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çıkan yangın korkuttu. İş hanımının çatısında başlayan yangın kısa sürede hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken birçok kez çatı çökmesi bölgede yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerlerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. Efendim, Kayseri Valiliği Türkiye'de ilk olan bir projeye imza attı. Valilik her mahalleye bir spor okulu projesini hayata geçirdi. Her gencimizin bir sporla uğraşmasını istiyoruz. Bu amaçla yola çıktılar. Türkiye'de ilk olan projeye imza attılar. Kayseri Valiliği Erdemlerimizle Varız projesini hayata geçirdi. Valilik çatısı altında tüm resmi devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve müteşebbis oluşumlar birleşerek gençler için harekete geçti. Büyük bir mücadele veriyoruz. Aslında bir savaş veriyoruz. Bu savaş gençliğimizi hak ettikleri yerde tutma savaşı. Proje kapsamında her mahalleye bir spor okulu açılacak. Projenin amacı gençleri kazanmak, her türlü zararlı alışkanlıktan korumak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek. Proje kapsamında şu ana kadar 28 mahallede 28 spor kulübü açıldı. Spor kulüplerine üye olan lisanslı sporcu sayısı ise 8.000. Erva Spor Okulları'nda öğrenciler ve gençler tüm malzemelere ücretsiz ulaşabilecek. Ve İstanbul yarım maratonuna bir dönelim. Çok renkli görüntüler vardı bugün. Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 altın etiketli yarım maratonunda. Bir yarım maratonundan biri olan İstanbul Yarım Maratonu 19. kez koşuldu. Tarihi Yarımada'da düzenlenen maratona yağışlı havaya rağmen 15 bin sporcu katıldı. ...63 yaşındayım, 50 yıldır koşuyorum. Spor sağlıktır. Ne kadar koşarsanız o kadar sağlıklı ve mutlu yaşarsınız. Harikayız. Tam maratona katılmak için geldik. Rekor kıracağım. ODTÜ'den geliyoruz biz maraton için. Sirenler çaldı, start verildi. Rekor katılımla koşu başladı. 15 bin kişi tarihi yarımadayı koştu. Hem sporun hem manzaranın tadını çıkardı. Tarihi yarımadayı koşmak nasıl bir duygu? Muhteşem. Galata Köprüsü, Haliç, Fesane, Eminönü. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarım Maratonu bu yıl 19. kez koşuldu. 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride yarış düzenlendi. Bu 5. İstanbul Yarım Maratonu. Heyecan var mı efendim? Yok, çok rahatız. Maratona 72 ülkeden 15 bin sporcu katıldı. Tarihi Yarımada'dan oluşan 21 kilometrelik parkuru tamamlamak için start aldılar. Parkur çok iyi. İki, hava çok iyi. Yağmur önemli değil. Rüzgar yoktu. Yağmur vardı. Zorlu muydu park? Benim için yağmur çok iyiydi. İstanbul Yarım Maratonu bu yılda rekor katılımcıya ulaştı. Burası son 5 yılda %100, bir senede de %20'ye yakın büyüdü. 3-4 sene sonra maratondan daha fazla katılımcının geldiği bir yarış haline gelecek. Maratona katılanlar arasında diplomatik bir isim de vardı. Avrupa Birliği Türkiye Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut 21 kilometre koştu. Mükemmel bir yarıştı. Hava biraz yağmurluydu ama önemli değil. Bütün şehri komple görebiliyorsunuz. Bir yanda Marmara Denizi, diğer yanda Galata Kulesi. Önünüzde Boğaz, Ayasofya. Muhteşem bir yarıştı. Maratonda erkeklerde Faslı Hicam Amgar, kadınlarda Kenyalı Sheila Chelangat altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'de çok güzel spor aktiviteleri düzenleniyor. İnsanların hareket etmeye ihtiyaçları var. Bu tarz aktiviteler herkes koşabilir, herkes spor yapabilir gösteriyor. Umarım benzer aktiviteler devam eder. Çok kısa bir reklama gidelim şimdi. Efendim, böylece ana haberin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.